Efendim herkese yeniden merhaba. Balkanlara bakmak durumundayız. Çünkü Ukrayna Savaşı'nda yaşanılan şu andaki Doğu bölgesi ve Güney bölgesindeki cephe savaşı Rusya'nın hiç beklemediği ölçekte, hele hele kış şartları da geliştikçe ve hele hele NATO'dan gelmekte olan silahların sayısı ve kalitesi arttıkça karşılaştığı sıkışma İster istemez bir şekilde Balkanlara atlayacak veya zıplayacakmış gibi bir görüntü veriyor. Esas kritik nokta Sırbistan ve Kosova arasında yaşanılan olaylar, açıklamalar ve yaklaşımlar. Sırbistan biliyorsunuz Rusya'nın kardeşlik bağıyla bağlı olduğu bir müttefiki. Her ne kadar Aleksandar Vučić liderliğindeki Cumhurbaşkanı kendisi, Sırbistan Avrupa Birliği'ne tam üye olmak için bazen bağrına taş basarak Rusya ile istediği gibi ilişkileri geliştirememe gibi bir durumla karşılaşsa da sonuç itibariyle genel politika olarak, genel bir yapı olarak Sırbistan kamuoyu Rusya yalnız ve bu Rusya yalnızı nitelik nedeniyle de hiçbir Sırp siyasetçi farklı bir politikayı gündeme taşıyamıyor. Böyle bir durum var. Kosova'da ise Kosova hükümetinin gerçek anlamıyla bir politikası sonucunda Kosova'nın Sırplar tarafından, Sırpların yaşadığı kuzey bölgelerinde çok büyük gerginlikler var. Niye? Bence Kosova yönetimi, eğer ben bağımsız bir devletsem, benim topraklarımda yaşayan bir millet, Sırp olsun, Arnavut olsun, başka bir devletin araç plakalarını kullanmamalı demesi normaldir. Ha efendim ben o ülkenin meşru varlığını kabul etmiyorum. Sırplar öyle diyorlar. Yani Sırp halkı da öyle diyor, Sırp devleti de öyle diyor. Sırp devleti diyor ki Kosova bizden çalınmış bir toprak parçasıdır. Birleşmiş Milletler nezdinde büyük bir komplo ile karşılaştık. O nedenle biz Kosova devleti diye bir devlet tanımıyoruz. Bunu gibi Çin de tanımıyor, Rusya da tanımıyor Kosova devletini. Ama şimdi Kosova'nın da içinde topraklarında Sırbistan sınırında kuzeyde bir Sırp azınlık yaşıyor veya Sırp toplumu yaşıyor. Onlar da diyorlar ki benim nüfus kağıdım Sırbistan, arabamın plakası da Sırbistan olacak kardeşim. Ben diyor nasıl ki diyor Sırbistan'daki Sırp bunu kabul etmiyorsa bu devletin varlığını, ben de kabul etmiyorum diyor. Gerçekten büyük olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine de silahlı saldırı yaşandı. Yaralananlar oldu falan. Şimdi olay gittikçe Avrupa Birliği Josep Borrell dış ilişkiler komisyoneri o bu işin içinde çok çalışıyor. Jens Stoltenberg NATO genel sekreteri. Çünkü biliyorsunuz belki de hemen hatırlatayım. 5000 personelli bir NATO gücü var KFOR adı altında Kosova'da. Bu bütün bu çatışmaları önlemekle görevli bir güç. O da gerçekten böyle bir durumla karşı karşıyayız. Avrupa alarmında neyin ne zaman patlak vereceği yönünde büyük bir kaygılar var. İşte tam bu çerçevede Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić bir açıklama yaptı. Dedi ki Kosova'da sayıları 4000'i bulan NATO zeminli KFOR güçlerinin bu bölgedeki Sırp nüfusu koruyamadığını artık biliyoruz. Bakın cümle başladı. Bu nedenle artık Kosova topraklarına Sırp ordusunu göndermek zorunda kalacağız. Yani diyor ki Kosova'da var olan yönetim, ki ben tanımıyorum o yönetimi, orada benim Sırp soydaşımı tehdit ediyor. Ben o tehdidi yemem. Ben oraya kendi ordumu yollayacağım. Zaten Kosova sınırına Sırbistan ordusu müthiş bir yığınak yapmış durumda.
o yığına göğüslemek için de NATO oraya KFOR'u yönlendirdi. Yani NATO askerleriyle Sırp askerlerinin karşı karşıya kaldığı bir noktadan bahsediyorum. Kosova yönetiminin başındaki Albin Kurti yaptıkları ve aldığı kararlar ile Balkanları bir kez daha savaşa sürüklemektedir diyor. Savaşa sürüklemektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu 1244 sayılı kararı çerçevesinde Sırbistan ordusunu gönderme sürecini başlatacağız. Çünkü 1244 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararı gerekli hallerde Kosova'daki Sırp nüfusun korunması için Sırbistan ordusunun gerekli düzenlemeleri yapma yetkisi vermektedir diyor. Ve şeyde Kosovalılar da diyorlar ki tamam orada da bir böyle bir şey var ama bu ancak KFOR yani NATO'nun oradaki komutanlığı derse ki Sırplara ya arkadaş biz sizle baş edemiyoruz gelin siz beraber çalışalım bu şartlarda olur diyor. Anlayacağınız Kosova Arnavut Sırp Savaşı'nın yeniden alevleneceği bir noktaya doğru ilerliyor. Çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Ve Kosova Başbakanlık açıklaması da şöyle. Sırbistan'dan yapılan açıklama saldırganlık örneğidir. Belgrad'ın bölgede nasıl istikrarsızlık peşinde olduğunu göstermektedir. Kosova bağımsız ve egemen bir devlettir. Bunu ayak altına almaya dönük bütün hareketler saldırganlıktır. Sırbistan ordu ve polisinin Kosova topraklarında bulunduğu son tarih 1999 savaşı öncesindedir ve burada da onların varlığıyla sadece soykırım vardı ve bütün dünya yapılanlara müdahale etmek zorunda kalmıştı diye uzun bir açıklama yaptı. Sonra Kosova Cumhurbaşkanı Osmani var kadın biliyorsunuz. Sırp asker ve polisi artık Kosova'ya ayak basamaz. Ülkenin kuzeyinde güvenlik güçlerine artan saldırılar, Belgrad'dan yapılan açıklamalar, hegemonist düşüncenin yeni tezahürleridir diye bir açıklamada bulundu. Aleksandar Vučić, Sırbistan Cumhurbaşkanı da Savunma Bakanı Miloš Vučević ve Genelkurmay Başkanı ile bir toplantı yaptı. Şimdi bu çok ciddi bir sorun. Bir dipnot olarak da söyleyeyim. Milorad Dodik, Sırp, Bosna Hersek'in Sırp bölümünün Cumhurbaşkanı oldu biliyorsunuz, seçildi. Milorad Dodik sürekli Belgrad'da ve son yaptığı açıklamalarda Bosna Hersek'teki Sırp siyasi ve varlığının ve gücünün de Aleksandar Vučić'le işbirliği çerçevesinde Kosova'daki Sırp varlığını korumakta kararlı olduğunu bu nedenle Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'nin ki 3 ayrı milletten oluşuyor Başkanlık Konseyi Boşnak, Hırvat ve Sırp. Bu nedenle Bosna Hersek Başkanlık Konseyi'nin Sırplar tarihte var olduğu sürece Kosova'nın bağımsızlığını asla kabul etmeyeceğini bir kez daha açıkladı. Bu geniş çaplı bir Sırp milliyetçi hareketinin Kosova zeminli olarak hareketlendiğini gösteriyor. Tabii gençler 1992-95 yılları arasındaki Bosna Hersek Savaşı'nı, Yugoslavya'nın dağılması çerçevesinde yaşanılan kanlı olayları pek hatırlamayabilirler, bilmeyebilirler ama şunu söyleyeyim. Balkanlarda Sırp milliyetçiliği hareketlendiği an savaş çıkar. Bu tarihi bir gerçektir ve bir güç ki bu güç büyük bir olasılıkla Rusya, Sırp milliyetçiliğini Kosova üzerinden kaşıyan
ve bütün bir Sırp coğrafyasını, yani sadece Sırbistan'ı değil, Kosova'yı ve Bosna Hersek'i de içine alan bütün bir Sırp coğrafyasını, belki Karadağ'ın NATO yanlısı yönetimini bile hedef alan bir Sırp coğrafyasını harekete geçiriyor. Bu milliyetçiliğin, bu Sırp milliyetçiliğin harekete geçmesi doğrudan Türkiye'yi etkileyen bir vakadır. Arnavutlarla kurmuş olduğumuz özel ilişki, Boşnak kardeşlerimizle zaten ortaklığımız ve Yunanistan'ın her zaman Ortodoks dayanışması çerçevesinde Bosna Hersek Savaşı'nda olduğu gibi Sırp milliyetçiliğinin yanında yer alması gibi nedenlerden dolayı başımıza bir Balkan sorunu geliyor mu? Evet, eğer Avrupa Birliği ve NATO yakın bir gelecekte her iki tarafa da gerekeni yapmaz ise geliyor. Bakacağız. Hoşça kalın.